Gamze, merhaba. Dün kısa videolar çektim. Çok vaktim olmadı. Bugün bulabildiğim cevaplarla bana gelen soruları size atmaya özen gösteriyorum. İnşallah bu süreçte sizler de beni anlıyorsunuzdur. Gerçekten ben de çok yoğun bir sürece girmiş durumdayım. Ama elimden geldiğince attığınız mesajlara cevap vermeye, ulaşabildiğim bana dönen soruları Instagram'da yayınlamaya, YouTube'da cevaplayıp yayınlamaya özen gösteriyorum. İnşallah bir nebze de olsa hepinize faydam oluyordur. Sınava girmiş arkadaşların hepsine geçmiş olsun diyorum. Yeni sınava girecek arkadaşlara başarılar temenni ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah hak ettiğiniz ve olmanız gereken yerlerde olacaksınız diye umut ediyorum. Ve dediğim gibi her fırsatta elimden geldiğince sorular için video hazırlamaya özen gösteriyorum. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi bugün çıkan sorular arkadaşlar, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na göre sanayinin gelişmesi için neler yapılmıştır? Şimdi öncelikle Tevhid-i Tedrisat Kanunu arkadaşlar özellikle eğitime yönelik bir kanun. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun günümüzdeki karşılığı Öğretim Birliği Yasası. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 yılı ve 430 kanun numarasıyla birlikte kabul edilmiştir Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte eğitim sisteminde köklü reformlar imza altına alınmıştır. Yani sanayi gelişiminden ziyade eğitim ve öğretim gelişimi vardır. Eğitim sisteminde köklü reformlara imza atılmıştır. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm okullar tek bir çatı altında toplanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Sanayiden ziyade eğitim ve öğretim devrededir arkadaşlar. Telsiz kullanımı ile ilgili konuları sormuşlar. Telsizler haberleşmeyi sağlayan kablosuz cihazlardır. Bilgi istendi herhalde burada. Bunu anlıyorum ben bana gelen mesajdan. Telsizlerde haberleşmeyi sağlamak için iki tarafında da aynı frekans aralığında bulunması gerekmektedir. Telsizlerde haberleşmemizi sağlayacak antenler bulunmaktadır. Telsizlerde kabloya ihtiyaç olmayıp radyo sinyalleri aracılığıyla haberleşme sağlamak mümkündür. Telsizler alıcı verici özelliğiyle radyoya benzetilip yayın yapabilme özelliği bulunduğu için de kimi ülkeler telsize iki yönlü radyo ismi vermektedirler. Telsiz vücudumuza 2,5 santim uzaklıkta tutarak PTT kayıt mandalına basarak konuşmamızı yaparız. Bu konuşmayı yapmak için telsize dik bir şekilde tutmak önem arz etmektedir. Bu kadar telsizle ilgili yeterli bence. Genel kolluğun tanımını sormuşlar arkadaşlar. Genel kolluk kamu düzenini, toplumun güvenliğini, dirlik ve esenliğini, genel ahlakını ve sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alırken gerektiğinde kanunların verdiği yetkiyle kişilerin ve toplulukların temel hak ve hürriyetlerini sınırlayabilen bir kamu hizmetidir. Bunu söylemeniz yeterli bence. Başka bir soru, 2016 yılında vefat etmiş tarihin kutbu denilen bilim adamı kimdir? Bir asırlık ömrünü tarihe adayan, Osmanlı tarihini tüm dünyaya tanıtan, tarihçilerin kutbu olarak bilinen bilim adamı Hilal İnalcık'tır arkadaşlar. Hilal İnalcık. Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir diye bir soru gelmiş. Valinin görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlık yapar komisyon arkadaşlar. Her ilde valinin görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlık yapar komisyona. Olumsuz bir durumda önce kime bildirirsin diyor. Özel güvenlik görevlisisin ve görev yerinde olumsuz bir durum oldu. Tabii ki vardiya amirine bildiririz arkadaşlar. Vardiya amirine bildiririz. Yerli aşının ismini sormuşlar başka bir arkadaşımıza. Yerli COVID-19 aşısının adı Turkovak olduğu açıklanmıştı arkadaşlar. Turkovak. İlk Cumhurbaşkanımız kimdir diye sorulmuş. Başka bir arkadaşımız sağ olsun mesaj attı bize. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer görev süresini de sorarlarsa 29 Ekim 1923 ile 10 Kasım 1938'dir Cumhurbaşkanı. İlk Cumhurbaşkanının yaptığı süre ilk Cumhurbaşkanımız da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Adıyaman'ın en yüksek dağını sormuşlar. Nemrut Dağı. Adıyaman'ın
En yüksek dağı ne mutlu? Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan ve 2150 metre yüksekliğinde bir dağmış arkadaşlar. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Özel güvenlik. Buluntu eşya konusundaki yetkisi. Güvenlik olarak biz buluntu eşyayı sadece emanet alırız arkadaşlar. Emaneti alırız ve genel kolluğa teslim ederiz. Emniyet Müdürlüğü'nün denetimini hangi bakanlık yapar? Tabii ki İçişleri Bakanlığı yapar arkadaşlar. Emniyet Müdürlüğü'nün denetimini İçişleri Bakanlığı yapar. Askeri elektronik sanayi deyince ne anlıyoruz? Aselsan arkadaşlar 1980'li yılların başlarından itibaren askeri kurumların telsiz ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak sistem çözümleri oluşturmaktadır. Günümüze kadar uzanan tecrübe ve güncel teknolojik gelişmeler birleştirilerek kullanıcılara kesintisiz, güvenli, ekonomik ve hızlı haberleşme çözümleri sunulmaktadır. Yılların başlarından itibaren, 1980'li yılların başlarından itibaren askeri kurumların telsiz ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak sistem çözümleri oluşturmaktadır. Günümüze kadar uzanan tecrübe ve güncel teknolojik gelişmeler birleştirilerek kullanıcılara kesintisiz, güvenli, ekonomik ve hızlı haberleşme çözümleri sunmaktadır Aselsan. X-ray cihazında kesici ve delici alet hangi renkte görünür? Bakın, kesici ve delici yani tehlikeli maddeler mavidir. Organik tehlikeli olmayan maddeler turuncudur. Karışık, organik, inorganik maddeler de yeşildir. Bu da oldukça sık çıkan sorulardan biri çünkü birçok ilden gelen mesajda bu var. 2017'den itibaren sanal ortamdaki para birimini sormuşlar arkadaşlar. Kripto para. İsmi kripto para. Özel güvenlik kimlik kartını evde unuttuğunuz zaman aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye şıklı elimizde şıklı olarak sorulmuş. Seçenekler arasında da kimlik kartı gelene kadar çalışamaz. Evet, siz yetkilerinizi kimlik kartınız yakınızda olmadan kullanamazsınız. Bu yüzden de kimlik kartı gelene kadar çalışamazsınız. Türklerin Anadolu kaplanlarını açtığı kapılarını, Türklerin Anadolu kapılarını açtığı muharebe hangisidir ve ne zamandır? Malazgirt Meydan Muharebesidir, Anadolu kapılarını açtığı muharebe ve bir yılı 1071'dir arkadaşlar. Malazgirt Meydan Muharebesi ve 1071. Osmanlı 19. yüzyılda kullandığı saray, Dolmabahçe Sarayı'dır arkadaşlar. Soru hangisi halk seçimiyle göreve gelir? Cumhurbaşkanımız da, belediye başkanımız da halk seçimiyle göreve gelir arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisinin yapamayacağı yetkiler. Bakın kimlik tespiti yapamayız. Olay yerinde inceleme yapamayız. Delil incelemesi yapamayız. Gözaltına alamayız hiç kimseyi. Sadece genel konuğa teslim ederiz şüpheli olan şahıslara. Konut ve iş yeri araması yapamayız. İfade alamayız, tutuklama yapamayız, parmak izi alamayız, teknik takip yapamayız, soruşturma ve kovuşturma yapamayız. Yakalanan kişi ve el konulan eşya yetkili genel kolluğa teslim edilir. Bizim yetkimiz bununla sınırlı ifade alma, delil inceleme bunların hiçbiri bizim yetkimiz değildir. Yani yapamayacağımız şeylerdir. Evet arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün İngilizce kısaltılmış ismi nedir? WHO. Burada da yazıyor, hepiniz göreceksiniz. W, hatta H'si ve O'dun olsun. WHO, Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltılmış ismi. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın adı nedir? Aralık ayında arkadaşlar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü ve neden olduğu COVID-19 hastalığıdır. Oradan da tüm dünya gündemine yayılmıştır zaten. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü neden olduğu hastalıkta COVID-19 hastalığı. Arkadaşlar şu ana kadar 20 soruya cevapladım, araştırdım. Uzun oldu belki biraz cevaplarım ama genel olarak sorular anlatımlı isteniyor.
Onları özellikle uzun vermeye çalıştım. Burada da hangisi halk seçimiyle görevli dedi de bir sürü seçenek sunmuşlar. Seçeneklerde belediye başkanı varmış, belediye başkanı ama başka bir arkadaşımıza cumhurbaşkanı olarak yine seçenek gelirse ikisini de halk seçiyor. Yani belediye başkanını da cumhurbaşkanını da halk seçiyor. Bilgiyi karıştırmamanız için her ikisi de halk tarafından seçiliyor. Bunu belirtmek istedim. Sevgiyle kalın. Diğer soruları da cevapladım da en kısa sürede video hazırlayacağım. Dediğim gibi ben kendim de öğretmenlik yapıyorum ve gündüz ve gece derslerimiz olduğu için fırsat buldukça elimden geldiğince hem sorularınıza cevap vereceğim hem bana gelen mesajlarla cevapları hazırlayıp YouTube'da paylaşacağım. Sevgiyle kalın. Hepinize başarılar.